Ömer abi. Peki keşke çoban olmayaydım da, keşke ben şu işi yaptım dediğin oldu mu hiç? Aklına geldi mi? Tövbe abi. Abi biz, Allah anamdan babamdan razı olsun, bana bir dilim ekmek verdi. Ben bu malın bekçisiyim, sahibi değil. Bugün ben dese yarın sende. Abi Cenab-ı Allah hiçbir kulu bir kula muhtaç etmez. Bilmiyorum, ben yaşamadım. Ben aklım erden beri çobanım abi. Kendi işimi kendi patronuyum. Affeder, sabahleyin ben 6'da kalkıp da Kemal Bey düğünüm var, bana izin verir misin? Yani Allah düşürmesin. Demek istediğimi anladınız. Allah düşürmesin. Ben şükür. Ben Allah'ıma sonsuz hamd sena olsun. Cenab-ı Allah'tan dilerim, bana bir veriyorsa konu konuşma on versin. Ben bunu canı gönülden diliyorum. Ömer abi, işimiz muhabbet. Burada dosttan arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Peki sizin bu yapmış olduğunuz meslek ve koyun sayısı olarak buradan elde ettiğiniz kazanç sizi tatmin ediyor mu? Kemal abi nasıl tatmin etmesin ya? Bugün 200 kuzu çıkarsan 100-110 milyar lira para. Bunun 25'i mal ise 25'ini de ıvır zıvıra git. 70-80 milyar lira para. 70-80 milyar lira para, adam 25-26 sene devlet dairesinde ömrünü çürütüyor. Bak gene diyor, bunlar benim kendi şahsi düşün. Kimseye saygısızlık yapıyormak istemem. Saygısızım varsa da özür dilerim. Bunlar benim kendi düşüncelerim. Abi 10 senede 500 bin lira, 500 milyon kimse kimseye vermez abi. Kim ne derse desin. Kimse kimse. Abi bugün kurban sektörü geliyor. Nasıl bir 100 kurbanlık beslesen ortalama 70 milyonla 90 milyon arası. Az para mı Kemal Bey? Ben de sana soruyorum. Az para mı? Çok para değil para. Ama şükür etmesin. Bu da bir gerçektir. Bu malcılığı gönülden yapacaksın. Eğer bu malcılık gönülden gelmiyorsa hiç sopa elini al. Ben çobanım diye kıra çıkma abi. Bak bunun sosyal yaşantısı yok. Tatili yok, cenazen yok, bayramın yok, düğünün yok. Kısacası hiçbir sosyal etkinliğin yok. Cenazeni ağlarsa gider gömersin, sopanı eline alırsın. Güdüp gelirsin, işte düğüne gideceksin, düğüne gidersin. Bayramın olur, işte sabahleyin 5'te çıkarsın, çevre gelir kapar bayramına gidersin. Saat 4'te 5'te kalır gidersin. Ama gel gelelim, huzuru, sakinliği, yaşamı paha pişirmez. Parayla servetle alınacak bir şey değil. Arkadaşlar konuşuyor. Abi hayvancılık diyoruz. Abi diyor ben nerede yapacağım? Bana diyor Mera göster. Nereye gideyim? Ben diyor nereye gideyim Mera? Önce Mera. Mera yok. Bir mübarek hayvan bu, inek gibi değil ki. Tam da bakmana ne olmuyor? Ne kadar yem verirsen ver. Gözü illa dışarıda bu malın. Önce biz Mera'yı çözmemiz lazım. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Biz bir yetkililerden bir ilgi alaka bekliyoruz. Birliklerimiz var. Hiçbir konuda bize bir yardımcı olmuyorlar. Evet. Yani bizim gayemiz önce Mera, üretici, daha iyi ırk yanmak. Senin önün kapalı, nereye gidiyor? Arabanın kontağına bak, 100 metre sonra önün tıkalı, nereye gidebilirsin Kemal Bey? Yeni yetişen kesim hayvancılığa özenmiyor. Devlet bu konuda hiçbir adım atmıyor. Şimdi diyorsun kurban. Kurban, abi bir etin kesim bugün 38-40 bin lira. Bugün bir 25 kiloluk hayvan alayım dediği zaman vatandaş 1000 lira. Sadece askeri ücretin durumunu biliyorsunuz. Vatandaş hane mi geçindirecek, et mi, kurban mı kesecek? Bu da bir sorun. Benim gönlüm yeni yetişen nesile daha iyi imkanlar sunabilmek. Devletimizin daha düzgün bir politika üzerinde küçükbaşı geliştirmesi. Ben şahsıma konuşuyorum. Burada hiçbir argı imzanın altında koymak istemiyorum. Bölgede sağ çalışması çok önemli. Bunları araştırmıyoruz. Bu koyuna nasıl koç katılır onu bilmiyoruz. En doğrusu elimizdeki malın ne ırkı olduğunu bilmiyoruz. Adam işte bugün görüyoruz Avrupa'da şu kadar kiloda hayvan yetiştiriyor diyorlar. Biz adamlar 50-60 kilo mesela karkas et veriyor. Biz 25-30-35 kiloda kalıyoruz. Bizim kendi suçlarımız var ama gene söylüyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncelerim. Ben isterim ki daha ileriye gidelim. Daha bunu yeni yetişen nesile aşılayalım. Kısacası Kemal Bey, Ali bu at, Ali bu top devri geçti. Şimdi dürüstçe konuşalım. Bu yeni yetişen nesile okullarda bu hayvancılık için temel ders verilmesi lazım. Ben bunu canı gönülden istiyorum. Eğer Cenab-ı Allah o günleri düşünmez, eğer
Mevlam'la düşürürse biz bu hayvanları ancak hayvanat bahçelerinde görürüz. Doğru söylüyorsun.